Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan bazı satır başları şu şekilde. Sivil anayasa kaçınılmaz dedi. Ayşenur Ezgi Ege'ye değindi. İsrail askerlerinin başından silahla vurarak öldürdüğü Türk asıllı Amerikan vatandaşı İsrail lahiydi, hesap verecek dedi. Ve Kudüs'e İsrail'in saldırılarına değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kudüs kırmızı çizgimizdir dedi. Teğmenlerin tartışmasına değindi. Ordu yıpratılamaz dedi. Ordunun üzerinde siyasi bir oyun oynandığını söyledi. Ve Narin cinayetine değindi. Narin kızımızın canına kıyanlar hesap verecek dedi. Diyerek bir sonraki gelişmeyle devam ediyoruz. Erzurum'da öğrenciler ilk derslerini tarih boyunca Erzurum'un savunmasında çok büyük öneme sahip tabyalarda işledi. Konuysa Çanakkale'den Gazze'ye vatan savunmasıydı. Ülke genelinde ilk ders konusu Çanakkale ve Gazze oldu. Erzurum'da da yeni dönemin ilk dersi Aziziye tabyasında işlendi. Bilimle. İlk ders aşkı vatan dediler. Ellerine Türk bayraklarını alıp Aziziye Tabya 1'de yürümeye başladılar. (2024-2025) eğitim öğretim yılının ilk dersinin konusu Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi olarak belirlendi. Bu kapsamda Erzurum'da da ilk ders için yer belliydi. Öğrenciler ellerine Türk bayraklarıyla Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'na akın etti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler dev Türk bayraklarıyla tabyalara doğru yürüdü. Uzun yürüyüşün ardından törenin olduğu alana geçildi. Programda şehitler yad edildi, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. O anlarda hiç kimse bir an bile olsun ellerinden Türk bayrağını indirmedi. Tüyler diken diken oldu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi göreve geldiği günden bugüne tabyalara olan ilgisiyle biliniyor. Sık sık tabyalara ziyarette bulunan Vali Çiftçi'nin programda da gündeminde tabyalar vardı. Şu anda tarihi bir mekandayız. Aziziye bir tabyasının olduğu mekandayız. Ben göreve geldikten sonra, daha doğrusu son bir ay içerisinde şehrimizde 23 tane şu anda tabya var. Zamanında 53 tane tabiyanın olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Ama şu anda 23 tane tabiya var. Bunun 23 tanesini ziyaret ettim. Bilfiil kendi gözlerimle müşahede ettim. Nasıl ki Çanakkale bir tabiya şehri, Erzurum'da doğuda aynı tabiya şehri. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise öğretmenlere seslendi. Değerlerimize sahip çıkalım vurgusu yaptı. Öğretmenler olarak örnek olmalıyız. Giyimimizle, kuşamımızla, ama bütün bunlar değer yargılarımıza uygun olmalı. Değer yargılarımızı hiçe sayarak, başka milletlerin değer yargılarını ön planda tutarak bir yere varmamız mümkün değil. Taklitle, taklitçilikle kalkınmış hiçbir ülke yoktur. Bugün kalkınmış ülkeler değerlerine saygı duyarak, onları ön planda tutarak o aşamaya yakalamışlardır. Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu, öğrencileri geleceğe hazırlarken geçmişteki kahramanlardan ilham aldıklarını belirtti. Bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızdan, özellikle Nene Hatun gibi vatan dara düştüğünde kimseden emir beklemeden cepheye koşan, canını ortaya koyan kahramanlardan aldığımız ilhamla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Programın sonunda şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.